Sayın Rektör Yardımcım, kıymetli öğretim üyeleri ve değerli katılımcılar. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen söyleşi serisinin dördüncüsü olan Türk Dil Kurumu ve Türkçe isimli söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün söyleşi serimizde Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Gürer Gülseven'i ağırlıyoruz. Söyleşimiz yaklaşık 90 dakika sürecektir. Söyleşinin sonunda hocamıza konuşmasına dair sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kıymetli misafirler, programa başlamadan önce açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Saygıdeğer Profesör Doktor Hakan Türkçapar Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Türk Dil Kurumu Başkanım, çok kıymetli öğretim üyelerimiz, değerli öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi içten duygularla selamlıyorum. Bilindiği gibi 2021 yılı Türk dili, Türkçe dili için çok önemli bir, unutulmaz bir yıldı. Yunus Emre'nin ölüm yıl dönümü olması hasebiyle 2021 yılı tamamıyla Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edildi. Ve dünya dili Türkçe adıyla yurt genelinde ve yurt dışında Türkçenin öneminin vurgulanması adına pek çok etkinlik düzenlendi. Bunlardan birisi de bizim üniversitemizde 26-27 Kasım'da belki sizlerin de katıldığı Yazarlar Türkiye Yazarlar Birliği, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil ve Edebiyat Derneği ve üniversitemiz işbirliğiyle bir Türkçe şurası gerçekleştirdik. İki gün boyunca yoğun bir programla ard arda çeşitli paneller oldu. Çeşitli alanlarda ekonomi dili, işte hatta tıp diliyle ilgili bir panel olmuştu. Orada da ben de konuşmacıydım. Aynı zamanda çok değerli şair, İstiklal Marşımızın şiirinin yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yine anıldığı bir yıl oldu. Çünkü Milli Marşımızın kabulünün 100. yılını yine idrak ettik. Görüldüğü gibi 2021 yılı Türkçe açısından önemli bir yıldı. Bugün de üniversitemizde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932 yılından beri Türk dilini araştırma ve geliştirme faaliyetleri maksadıyla kurulan, Türkçe'ye sayısız hizmet sunmuş, Türk dilinin gelişimine, araştırılmasına çok değerli katkılarda bulunmuş Türk Dil Kurumu'nun saygıdeğer başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin beyefendiyi ağırlıyoruz. Bu vesileyle de tekrar üniversitemize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün dinleyeceğimiz söyleşinin sizlere faydalı olmasını, gençlerimizin zihninde yeni ufuklar açmasını ve hepimizde tekrar dil farkındalığı yaratmasını temenni ediyorum ve hepinize iyi günler, iyi toplantılar diliyorum. Evet. Saygıdeğer Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hakan Türkçapar'a açılış konuşması için teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca söyleşimize teşrif eden Sayın Rektör Yardımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, söyleşiye geçmeden önce konuşmacımız Gürer Gülseven'i sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz. Profesör Doktor Gürer Gülseven 1961 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1983'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1987'de, doktorasını ise 1989 yılında tamamladı. 1995 yılında doçent ünvanını, 2001 yılında profesörlük ünvanını aldı. Karşılaştırmalı olarak tarihi ve yaşayan Türk lehçeleri üzerinde çalışmaktadır. Şu an Türk Dil Kurumu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Söyleşiyi yönlendirmek üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuzhan Durmuş hocamızı ve konuşmacı olarak Profesör Doktor Gürer Gülseven hocamızı söz veriyorum. Teşekkürler. Sesim geliyor herhalde. Sayın Başkanım, Sayın Rektör Yardımcılarım, kıymetli
meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün üniversitemiz adına çok önemli, çok güzel bir günü yaşadığımızı ilk önce ifade etmek istiyorum. Ben kendi öğrencilik hayatım böyle gözümün önünden geçtiği zaman Türk Dil Kurumu Başkanı'nı herhalde ben 30'lu yaşlarımda, 25'li yaşlarımda falan ilk görmüştüm. Bu çok önemli bir kazanım. Güler Hocamız Türk Dil Kurumu Başkanı olmasından önce bizim yıllardır yayınlarından takip ettiğimiz, saygı duyduğumuz Türk Dili ailesinde, Türk Dili çalışmalarında çok önde gelen bir isimdir. Kendisini üniversitemize davet ettiğimizde bütün yoğunluğuna rağmen bizi kırmadılar. Geldiler, bizi şereflendirdiler. Kendisine öncelikle teşekkürlerimi arz etmek isterim. Ben açıkçası hocadan sizi çok fazla mahrum etmemek için sözü çok uzatmayacağım. Yalnız soruları arkadaşlar, sorularınız olacaksa bunları birer kağıda yazın. Ve kağıt sorularınızın üzerine isimlerinizi de yazın. Biz de öğrencilerimizi böyle bu şekilde tanıyalım. İyi sorular ödüllendirilebilir kitapla veya başka bir. Hepsi de cevaplanabilir. Bunu da söyleyeyim. Hocam sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben önce bir ayakta bir merhaba demek istiyorum. Sayın rektör yardımcılarım, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, genç meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii özgeçmişimde de geçti. Epey uzun seneden beri akademinin içerisindeyim. Birçok üniversitede çalıştım. Birçok üniversiteye gittim. Hepsi güzel, hepsi çok değerli. Ama mesela bu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemize ilk defa gelebildim. Tanıdığım muhitler, Ankara'da yaşadığım için hep gençliğim, bütün tahsil hayatım geçtiği için bildiğim yerler. Çok güzel bir ortamdayım. Çok güzel çalışma ortamınız var. Çok güzel kadrolar kurulmuş. İftihar ettiğimiz bu üniversitemizde sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün burada Oğuzhan Hocam çevrim içi yapıldığından da bahsetti. Şurası dedik bizim için Türk Dil Kurumu'nun yerini bilmiyorsanız ben giderim konferansa devam etmeyeyim yani. Biliyorsunuzdur. Hani Türk Dili Edebiyatı okuduğunuz için hemen şuradayız dedim. Eğer olursa öğrencilerimizle gel edebiliriz dedik ve geldik. Anlatacaklarım sizin avantajınız şu, hepsi sizin bildiğiniz şeyler. İlk bölüm Türk Dil Kurumu hakkında bilgi vereceğim. Bildikleriniz de olsa bazı şeylerin altını çizeceğim. Sizlerin istifadesi ne olabilir bunlardan? Onu kendi payınıza alın diye. Burslar gibi. Bir diğer kısımda da Türkçe derken orada da kendi görüşlerimi, daha doğrusu bakış açımı anlatacağım. Türkçe nedir diye bir sorsam, burada 50 küsür kişisi gençlerimiz var. İlkokulun başından beri Türkçe okuyorsunuz. Türkçe dil bilgisi derslerinden geldiniz. Bilemiyorum ama ben, siz bana Türkçe nedir diye sorduğunuzda ona cevap vereceğim. Yani iki bölüm gibi olacak. Yerime geçiyorum. Türk Dil Kurumu Sayın Rektör Yardımcımın da hatırlattığı gibi 1932 yılında Atatürk'ün yönlendirmeleriyle kurulan bir kurum. Yani devlet başkanının bizzat kurulmasını talep ettiği bir kurum. Türk Dilini Tetkik Cemiyeti. 1931'de de bugünkü adıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuş. Aslında bütün devlet adamları kültüre çok önem verirler. Yani ne kadar çok kültüre önem verirse o kadar başarılı oluyorlar. Bunu tarih sahnesinde hep gördük. Bir kısmı bunu faaliyete geçirebilir. Bir kısmı da kendi kabiliyetine göre önem verse de çok fazla şey yapamayabilir. Ama Cumhuriyet'in kuruluşunda da o kültür alanında yenilikler, yani Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan, Mahmut'la başlayan birçok yenilikler oldu biliyorsunuz. Kıyafetleri bile Osmanlı döneminde kıyafet inkılapları oldu, birçok şey oldu. Dille ilgili yenileşmeler, sadeleşmeler çalışmalarını bizzat aydınlar, o zamanın medrese uleması veya bürokratlar hepsi içinde dille ilgili de
kafa yoruyorlardı. Ama tabii bu bütün o dönemki yenileşmelerin, Osmanlı'da başlayan yenileşmelerin devamı Osmanlı'nın bürokratlarının ve subaylarının yönetiminde başkanlığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde devam etti. Aynı miras, aynı şekilde, aynı kadrolarla devam etti. Bu sefer devlet başkanı da yani Mustafa Kemal bu dil çalışmalarında özellikle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in o son genç kalemlerde belirledikleri ilkelere göre yani dile yabancı unsurlar atılsın, altını çiziyorum, dile yabancı unsurlar atılsın, buradan şunu çıkarmayın, dilde bulunan yabancı kökenli kelimeler atılsın değildir o, yabancı kelimeler atılsın, sadeleşsin gibi olan ilkelerle Türk Dil Kurumu da o zaman kurulmuştur. Şimdi bu kurum 1932'den beri devam ediyor. Birkaç kere kanun değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri ve teşkilat yapısında değişiklikler oldu. 1950'lere, 40'lar, 50'ler, 60'lar sonra dernek gibi çalıştı. Yani devletin hiçbir kontrolü kalmadı. Yani Sayıştay denetimine bile açık olmayan bir kurum halinde tamamen dernek olarak çalıştı. Dernek olarak çalıştığı zaman bunu tenkit maksatlı söylemiyorum. O günün şartları için siz de o gün orada olabilirdiniz. Yani kendi yönetim kurulları, yönetim kurullarına eleman alıyor, sokuyor, yöneticiler oradan çıkıyor derken 1980'den sonra 83 yılındaki bir kanunla anayasada Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tekrar bugünkü gençlerin tabiriyle fabrika ayarlarına yani Cumhuriyet'in başında kurulduğu dönemlerdekine daha yakın vaziyette yani devletin de bir kurumu olarak devletin kurum başkanını atadığı yani Cumhurbaşkanı devlet başkanı atıyor biliyorsunuz Türk Dil Kurumu Başkanı ve Türk Tarih Kurumu Başkanı bir yönetim haline gelmiş neredeyse 40 yıl olmuş. O yüzden Türk Dil Kurumu değerlendirilirken hocam tutup şuradan alıp Türk Dil Kurumu şunu yaptı. Öbür arkadaşımız başka bir dönemi alıp Türk Dil Kurumu bunu yapıyor. Veya bugünden bakarak Türk Dil Kurumu bugün yani benim şu anda bulunduğum kurum şunu yapıyor diye tenkit veya övgüleriniz olabilir ama bunlar daha ziyade hep kendi dönemiyle ilgilidir. Yani kurumlar da canlı, insanlarla beraber değişiyor, değil mi? O yüzden her zaman için her kuruma olduğu gibi Türk Dil Kurumu'na da daha insaflı ve çalışanlarına da bakmak ve anlamak lazım. Şimdi tabii biz an itibariyle 2022 yılındaki Türk Dil Kurumu'ndan da bahsedeceğiz ama şu genel manada Türk Dil Kurumu nelerdir? Hemen onları söylemek istiyorum. Türk Dil Kurumu hani görevleri işte burada genel ağda sayfamıza girdiğiniz zaman da görürsünüz. Türkçenin yazılı ve sözlü kaynaklar üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak, Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanımını sağlamak. Geçelim. Hedef, Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onun yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli konuma getirmek. Var mı itirazı olan desek? İtiraz etmezsiniz. Hadi yazalım desek amacımızı, görevimizi gene bunu yazarız. Önemli olan bunların nasıl çalıştığıdır ve bu görevimizi ne kadar yapabildiğimiz ve hedefimize ne kadar yaklaşabildiğimizdir. Bu da Türk Dil Kurumu'yla olmaz, Türk Dil Kurumu'nun çalışanlarıyla olur. Tabii Türk Dil Kurumu ne mutlu ki tek başına çalışmıyor. Türk Dil Kurumu'nun içerisinde ne kadar insan var diyeyim, gün itibariyle 85 milyon insan var. İster inanın ister inanmayın. Birazdan birkaç size CİMER sorularından örnekler göreceğim. Yani herkes Türk Dil Kurumu'na yazıyor. İşte hocam yazıyor. Tenkit etmiş şu kelimeyi niye yaptınız? İşte niye işte eskiden şu vardı yeni kelime koydunuz. 32'de konmuştur. 38'de, 58'de, 78'de. Bir başkası yazıyor. Niye Türkçe kelime kullanmıyorsunuz da işte hala uyduruyorum. Kaleme niye hala kalem diyorsunuz diyor. Böyle gelen soru var yani. Kalem kalem işte. Yani her çeşit insan fikir beyan edebiliyor, bilgi istiyor ve öneride bulunuyor. O yüzden Türk Dil Kurumu topyekün çalışıyor. Görevler 83 anayasasında A, B, C, Ç dahil
O'ya kadar sanırım 18 maddeyle görevler belirlenmiş. Yani aklınıza gelebilecek her türlü görev kanunen Türk dilinin üzerine, Türk Dil Kurumu'na verilmiş. Tabii bunları sizler ve 84 milyon insan Türk Dil Kurumu'nun görevidir diye okumadı. Haberiniz de yoktu kanunda olduğundan. Ama herkes Türk dilinin T'si geçti mi illa Türk dili halledecek diye bakar. Mesela işte öğrenciler şu kelimeyi yanlış telaffuz ediyor. Türk Dil Kurumu ne yapıyor? Türk Dil Kurumu çalışıyor. Ama bir öğrencinin kelimeyi yanlış telaffuz etmesi öğretim meselesi. Yani başka bir kurumumuzun, bakanlığımızın aslında hepimizin vazifesi de yani mesela bunu düzeltecek olan Türk Dil Kurumu değil. Ya da işte bizim hocamız var, Oğuzhan Durmuş hocamız, işte şu kelime yerine şunu kullanıyor. Üniversite hocası bunu kullanır mı diye bana yazıyorsunuz CİMER'den. Yapacağımız bir şey yok. Yani o da hocadır veya bir başkasıdır, kelime kullanır. Yani her şey bizim vazifemiz değil ama ne mutlu ki Türkçe dendiği zaman sağ olsun herkes bu kurumumuzun itibarını gösteriyor. Her şeyi Türk Dil Kurumu'na sorarak bekliyorsunuz. Şimdi şunları tabii hızla bir okuyayım neler yaptığımızı. Yayın faaliyetlerimiz var. Bir kısmı temel eserler, Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu. Bilimsel araştırma eserlerimiz var. Süreli yayınlarımız var. Bilimsel araştırma faaliyetlerimiz var. Bilim kurulu üyelikleriyle devam ediyor. Projeler yapılıyor kurum içi, kurum dışı. Hocam biz de yapabilir miyiz diye sorarsanız sonunda sohbetini ederiz. Yani öğrenci olarak yapabilir miyiz? Hocalarımız yapabilir mi? Bir projeniz varsa görev alabilir miyiz? Geçtik. Bilimsel toplantılar düzenlemek. 1932'den beri bunların hepsi yapılıyor yalnız. Burslar veriliyor. Çok sizi ilgilendirecek. Lisans, yüksek lisans, doktora bursları. Türk Dil Kurumu'ndan burs alan arkadaşımız var mı? İsminizi alabilir miyim? Efendim? Baran, kaçıncı sınıfsın? Birinci. Bu sene aldın. Hangi şimdi bizde ne var? Birazdan burslarda söyleyeceğim ama yeri gelmişken ilk 1000'e girenler, ilk 5000'e girenler, ilk 15000'e girenler, bir de bu sene başladığımız, çünkü bazen bizim bölümlerimizde Türk Dil Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dil Edebiyatı Öğretmenliği, başka ne var? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 tane, Türkoloji bölümü diyelim. Yani ilk 15000'e giren çok öğrencimiz olmuyor. Birinci sınıfa bu sene giren 70 öğrencimizden ilk sırada olan. Kaçıncı girerse girsin. Ya da Çağdaş Türk Lehçelerinde bölüme giren 40 kişi içinde en iyi puanla kim girdiyse bu arkadaşlarımıza veriyoruz. Siz hangi sıradasınız? Tamam, çok güzel. Bunu özellikle Baran, altını çizmiş oldum. Senin adınla meşhur olsun. Bu da çünkü yayınlanıyor. Aslında yüksek kurum, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, çatı kurumumuz. İçerisinde Türk Dil Kurumu, virgül Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma ve Atatürk Kültür Merkezlerimizin hepsinde bu burslar var. Her yere de duyuruldu. Genel A'dan duyuruldu, YÖK'e duyuruldu. Ama her yer sizin kadar şanslı olmamış demeyelim. Siz her yer kadar, herkes sizin kadar şanslı olmamış. 220 bölüm biz için 220 kontenjan yaptık. 10 kişi kadar alıyor. Niye almıyor öbürleri? Bölümlerde duyurulmamış. Duyurulmamış. Bunu buradan canlı yayında özellikle söylüyorum. Türk Dil Kurumu bölümlere birinci sıradan giren Erzincan Üniversitesi'nden Uşak Üniversitesi'ne, Edirne'den aklınıza gelen bütün üniversitelerimizin Türkoloji bölümlerine birinci sıradan giren gençlerimize burs veriyor. Karşılıksız burs. Evet. Bu lisans için söyledim. Ama şimdi bunların bir kısmının ayağı yüksek lisansa gidiyor. Onu da söyleyeceğim. Lisans için bu söylediklerim. Kurum ve kuruluşlar elbette ki işte yazım konusunda, ifade konusunda seminerler istiyorlar. Memurlarına, görevlilerine, bütün buralara gidiliyor. CİMER sorularına cevap veriyoruz vesaire. Şimdi yayın faaliyetlerinde bizim bu Türkçe sözlük
ve yazım kılavuzu devletin Türk Dil Kurumu üzerinden kontrol ettiği veya itibar ettiği bir şey. Bir sürü sözlük var. Bir sürü de kılavuz çıkabilir. Bunlar herkese serbest olanlar. Bir kısmının şurası iyi olur, bir kısmının burası iyi olur ama devlet, yani mahkeme, hakim herhangi bir ihtilaf durumunda ihtiyaç olduğu zaman filan kelime hakaret içerir mi diyor mesela. Kime soruyor? Türk Dil Kurumu'na gönderiyor. Yani Türk Dil Kurumu dediği Türkçe sözlüğü olan kurum. Oradan yazılıyor. Şu şartlarda hakarettir, değildir veya sözlüğümüzdeki budur gibi. Tabii birçok sözlük var. Şunu da söyleyeyim. Türk Dil Kurumu 1945'ten beri sözlüğünü çıkarıyor. Bugün derlemlerle sözlük yapılıyor. Derlem dediğim işte o bilgisayarlarda yazılımlar yapıyor. 10 milyonluk, 2 milyarlık derlemler oluyor. Tıklıyorsunuz bir kelime nerede geçti, örneklerini buluyorsunuz. Derlemlerle yapılıyor. Ama 1945'te henüz bilgisayar da icat olmamıştı. Nasıl yapılıyor? Oturuyorsunuz, yapıyorsunuz. Değil. Sizden önce yapılanlardan mutlaka istifade ediyorsunuz. Yani 100 bin kelimelik bir sözlüğü hiçbir sözlüğe bakmadan Oğuzhan Durmuş hocam çok zor yapar şimdi. Yani üstüne bir vazife varsa muhakkak mevcut yapılmış sözlüklere de bakacak. Ha ne yapabilir? Tamir eder. Şu sözlükte mana biraz daha bozuktur. Öbürü daha iyi olur veya hocam ayrıca sözlükçüdür. İşte tanımlar öyle yapılmaz, böyle yapılır diye yapılır ama kelimeleri nereden bulacaksınız? Aklınıza gelmez kelimeler. Yani Türkçe sözlükte olup Gürer Gülsevi'nin 60 yıllık hayatında hiç kullanmadığı veya 3 kere kullandığı veya 12 kere duyduğu kelimeler vardır. Yani biz bunların hepsini kullanıyor değiliz. Sözlük yapacağınız zaman nasıl yapacaksınız? Türkçe sözlüğü 45'te yapılırken de muhakkak ve muhakkak siz hemen diyeceksiniz ki 1900'ün başı Kamusu Türki, Şemseddin Sami'nin kitabı var, sözlük. İşte Lügat-i Naci var, Tove'nin sözlüğü var. Yani sözlükler var. Muhakkak onlardan da istifade edilmiştir. Onlar da kendilerinden önce yapılan sözlüklerden istifade edilmiştir. Virgül, virgül koymayayım hocam. Yani yapılan bütün sözlüklerde kendinden öncekinden istifade eder. Tabii ki en çok da Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünden istifade edilir. Çünkü geçmişi var. Ekipler tarafından yapılıyor. Siz yaparsınız oradaki bir şeyi düzen. Ben özellikle baktım. Yani bize bir eleştiri, Baran meşhur olacaksın bugün. Baran delikanlımız demiş işte CİMER'den soruyor, örnekler göstereceğim. Şu manayı vermişsiniz ama burada ifade bozukluğu olmuş diyor. Bakıyorsunuz olmuş. Çünkü bu Türk Dil Kurumu yapmıyor. Türk Dil Kurumu'nun ekipleri yapıyor. 45, 46, 47, 2022'ye kadar sayın kaç kere, kaç kişi geçmiş. Siz onu düzeltmişsiniz. Öbürü düzeltirken başka türlü yapmış. Sizin onu alıyoruz, tamir edebiliyoruz. Ama işte hocam sözlük yaparken onu gördüyse bize yazmasına gerek yok. Hocam kendisi düzelterek yapabiliyor. Bir bakıyorum hocamın sözlüğünde düzelmiş. Başka bir şey geliyor. Bu nasıl olur Türkçe sözlükte diyorum. Eyvah diyorum. Oğuzhan hocamın sözlüğe bir bakıyorum. İnşallah düzeltmiştir. Düzeltmemiş çünkü bizimkinin aynısını yazmış. Hiç gidecek yeriniz yok hocam. Kaçacak yeri yok. Aynısını yazmış. Örneği aynı. Bir yerde ifade hatamız varsa da aynı. Yani o yüzden tenkitlerimizde de insaflı olmak lazım. Hani size tenkit yolunu açıyorum ya. Bakın. Şu Türkçe sözlük, hatta tam fotoğrafını bulabilseydim, aynı bizim Türkçe sözlüğün renginde yapıyor. Türkçe sözlük, Türk Dil Kurumu yazıyor üstünde, görüyor musunuz? Belki şurada. Ama Türk Dil Kurumu kurallarına uygun diyor. Bunu siz alırken Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü diye alıyorsunuz. Satılıyor ya. Bunlar olur yani. Olamayacak türleri oluyor bazen. Yani amblemi, Türk Dil Kurumu'nun logosunu bile koyuyorlar. O zaman sizlerin aldatılmamanız için onlara da hukuk sürecini başlatıyoruz. Evet. Türkçe sözlük nerede var? Şu bilgisayarda var. Biliyorsunuz genel a tdk.com
gov.tr yazdığınız mı çıkar, aratabilirsiniz. Orada sadece Türkçe sözlüğü aratmıyorsunuz. Mesela derleme sözlüğü, halk ağzından 11 cilt Türk Dil Kurumu'nda, onu da aratabilir, seçerseniz derleme sözlüğü diye. Dran kelimesini merak ettiniz, Türkçe sözlükte yok. Hocam yazmış, Dran kelimesi var, Türkçe sözlükte yok. Bu sözlükte yok. O çünkü yöresel bir kelime, tava manasında, o da var. Bütün sözlükleri seç derseniz, Dran kelimesini aratırken, derleme sözlüğünde de gelir hocam. Hatta 90 küsür tane terim sözlüğü de var orada. Diyelim ki, bunu uyduruyorum, filan terimleri sözlüğünü koymuşsak oraya, hem derleme sözlüğündeki örnek gelir, hem de o gelir. Yani ona göre tasarlanmış bir sözlüktür. Bir de şunu söyleyeyim, hocamın bir terim sözlüğü var diyelim, filanoloji terimleri sözlüğünde dran geçmiş. Hocam manayı yazarken cümleyi düşük yapmış. Tarih 1972, değil mi hocam? 72'de yapmış hocam. Bu da bize tenkit olarak geliyor. Türk Dil Kurumu bunu niye bir? Türk Dil Kurumu dediğiniz Türk Dil Kurumu değil. Oğuzhan Durmuş Bey doğmamıştı o tarihte diyelim. 72 yılında basılmış bir kitapta o öyle yapmış. Bu bir bilim insanı kendi alanıyla ilgili terim yapıyor. Ve bir de tabii şunlar da var biliyorsunuz. Ücretsiz indiriyorsunuz, uygulama var. Her türlü tablet ve telefonda. Ve çevrim içi değilken de çalışabiliyor. Hocam derslerde kullanıyoruz. Sık sık arkadaşlarla. Peki öbür sözlüğü kullanıyor musunuz? Yani şöyle yapayım, bu kadar abarttım ama yani tabii büyük bir sözlük. Tamam, biz onu kendimize bir ders çıkarmak için söylüyoruz. Yani biz o sözlüğü tabii öyle yapıyoruz da asıl olan bura, herkesin ulaştığı bura, burayı daha önceleyerek gitmek için. Bir ara 150 bin kişi, yani ilk yapıldığı zaman, bak şimdi sorsak söylerler. Yani derler ki bugün itibariyle şu kadar vakitte 150 bin kişi girdi. Çok. Yani rakibi olmayan bir sözlük. Yani sözlük dediğim bu öbür arkadaşımızın bakıyoruz dediği bu değil. Yani ona bakmak çok ezetli ama burada kaçarı yok. Buyurun açalım. Sizin sözlüğünüze de bakalım. Şu demin gösterdiğim kimlerin olduğunu bilmediğim sözlüğe de bakın. Varsa bakıp gör. Bütün dünyadan girilen yerlere kadar gözüküyor. Kılavuzumuz da aynı şekilde. Uzatmayayım. Yani kılavuz görevi de verilmiş. Bunlar hepsi ayrı konu hocam. Bir gün vaktiniz olur, çocukların çağırırsanız kılavuzu da çok soru sorarlar çünkü. Onun için de geliriz. Uzaktan da konuşuruz. Kitapları Türk Dil Kurumu'nun bunlardan ibaret değil. Kurulduğu günden beri bakın Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dil kurumundan ibaret değildir. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk 36 yılında bir cümlesi var. Yani bütün Türk dünyasının kurumudur. O dönemden beri Yakutça'yı duymuşsunuzdur. En uzak Sibirya, Kuzeydoğu'da, Sibirya'da dili de bize uzak. Rusça sözlüğü Atatürk'ün döneminde Türkçe'ye çevrilmiştir. Yani Yakutistan, Türkolojiye gelmeyenler Yakut diye bir kere söyleseniz Yakut diyemez. Yakut der, basılmış. Aklınıza gelen Çuvaşça'nın, Tatarca'nın, aklınıza gelen bütün Türk lehçelerinin, hatta ağızlarının sözlükleri basılmış, gramerleri basılmış. Destanlar projesinde diyelim ki Kazak destanları, bir Kazak destanları 4, 5, 6, 9, 11 basılmış. Tatar destanları basılmış. Sadece Türkiye'nin değil, birçok dil bilgisi basılmış. Edebi eserler, Ahmet Mithat'ın serisi tık 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 hepsi basılmış. O günün Türkçesiyle basılmış. Ahmet Mithat'ın, Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın basılmış. Ömer Seyfettin'in basılmış. Terim sözlükleri 90 küsür tane terim sözlüğü basılmış. Hep hocamın üstüne gidiyoruz. Ben hocamdan gidin, beni o davet etsin. Diyelim ki hocam geliyor diyor ki ya terimlere filan yapalım. Ne yapıyorsunuz? Terimlere Türk Dil Kurumu nasıl yapar? Kimyacı gelir, grup oluşur. Kimyacılar yapar iken Türk Dil Kurumu da uzman ve bilim adamı desteğe vererek kimyacılarınkine yardım eder. Yoksa bizatihi Türk Dil Kurumu tek başına bizle oturup Gürer Gülsevi'ne kimya terimleri yapamaz.
Bunlar yapılıyor. Tarihi metinler, ağızlar, aklınıza gelen gelmeyen her şey var. 1400 küsür tane kitap basılmış. 1400 küsür kitap basılmış. Süreli yayınlarımız var. Sizlerin de yazı gönderebileceğiniz. Türk Dili Dergisi 800 küsür üncü sayısı. Her ay çıkıyor. Yılda 12 sayı. Ayın biri, özel bir şey geciktiyse 1,5 veya 2'si ayın çıkar. Genel ağda bunların hepsi serbest, açık. Bu arada kitaplar derken e-kitaplarımız yaygınlaştı. Birçok elektronik ortama da aktardığımız var. Ücretsiz olarak da Türk Dil Kurumu sayfasını sık kullanın. Sizin aslında mesleğinizle de ilgili. Onları oradan indirebiliyorsunuz. İndirip de kullanabiliyorsunuz. Hocam, yani mülkünüz olabiliyor sizin. Bir şey arz etmek isterim. Sevgili gençler, bu Belleten veya Türk Dili Dergisi, Türk Dünyası eskiden her kütüphanede bulunmuyordu. Ya ben kendi hayatımdan biliyorum. Bir dergi makale için Edirne'den İstanbul'a gidiyordum. Yani çektirip geliyordum. Şimdi parmağınızın ucunda, çok güzel ve özellikle Türk Dili Dergisi'nin son sayıları çok zevkli. Ben ayın gerçekten 30'u falan olsun da son zamanlarda çok daha dikkat çekici bir hale geldi hocam. Yazılar çok eğlenceli, çok bilgilendirici yazılar çıkıyor arkadaşlar. Bunu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Kusura bakmayın. Evet. Bu Türk Dili Dergisi, hocamın söylediği, daha popüler demeyelim. Yani tek amacı akademik araştırma, incelemeye dayanıyor olması değil. Onlar için Belleten Dergisi ve Türk Dünyası Dergisi var. Belleten Dergisi 72. sayı çıkmış. Aynı zamanda şimdi akademisyenlerin çok merak ettiği Scopus'ta da taranıyor. Scopus çok önemli bir indeks. Alan indekslerinde de taranıyor. Tabii TR Dizin, Ulak Bim'de, Türk Dünyası da, o da taranıyor. Hepsi, ama Belleten orada da taranıyor. Sayfamız, bakın bunlar da e-kitaplarımızdan örnekler. Şurada, buradan gözükmüyordu. Ha, gözüküyor. E-mağazamız var. Tıklıyorsunuz, Ankara'dasınız ama Trabzon'dan %40 indirimli kitap, bir kitap, üç kitap ne tuttu? 98 lira tuttu, indirimli. İstiyorsunuz, size kargo ücreti olmadan evinize 3 gün içinde geliyor diyoruz biz ama. Şimdi Baran diyecek ki istedim 4 güne kaldı, 5 güne. Onlar olabiliyor. Onlar olur, olmaz değil ama 3 gün içerisinde gidiyor. Yani gelip kurumdan bile almanıza gerek yok, %40 indirimli. Türk Dil Kurumu'na geleniniz var mı hiç? Gideniniz bir kere bile olsa. Turlar düzenliyorsanız hocam, Türk Dil Kurumu biliyorsunuz. Dümdüz çıkın şu Ulus'tan Sıhhiye, Kızılay, ondan sonra Türk Dil Kurumu. Adresi tarif üstünde. Ettim hocam ben arkadaşlar. Ha? Atatürk Bulvarı 217. Gelin yani. Kuğulu Park'ın aşağısı. Yürüyerek. Tabii. Yani dümdüz gelirken daha rahat gelirsiniz yukarıya. Ama tabii gelin. Gelin Türk Dil Kurumu'nu görün. Bilimsel araçlı. Buraları biraz hızlı geçeyim. Projelerimiz var. Karşılaşma Türk Lehçeleri Grameri vaktinde yapıldı. Türk Dünyası Destanlar. Şimdi köken bilgisi sözlüğümüz, yani etimolojik sözlük projemiz devam ediyor. A maddesi bitti. İnşallah nasipse kontrolleri bitiyor. Hemen bunu bir yayınlayacağız. Hem genel ağda yayınlayacağız, kullanılabilecek şekilde hem olarak. Türkiye Türkçesi Ağız Atlası diye bir projemiz var. Türkiye Türkçesi deyince Edirne'den Ardahan'a kadar değil. Türkiye Türkçesi dediğinizin ağızları Edirne ağzı, Kütahya ağzı, Ankara ağzı, Van ağzı değil. Kerkük'ten Kosova'ya kadar olan ağızlar. Yani ne diyor? Dilimizin sınırı, ülkemizin sınırı, vatanımızın sınırı, dilimizin sınırıdır. Kerkük'ten Kosova'ya kadar aynı Türkiye Türkçesinin ağızlarını konuşarak, fakat tek bir yazı diliyle Kerkük'te de, Üsküp'te de, Bulgaristan, Kosova'da da sizin televizyonlarda yayın yapan TRT'deki o dille yazıyor. Bunların ağız atlası yapılıyor. Bu çok büyük bir proje. Bilimsel toplantılar düzenliyoruz. Bunlar şimdi tabii daha çok çevrim içi yapılanlardan. Yapılmış. Buraları hızlı geçiyorum. Daha hızlı geçiyorum. Burslar. Bakın bursların şu kısım. Hareket gözüküyor değil mi hocam?
Orası lisansla ilgili olanlar 2000 lira, 1500 lira, 1000 lira. İlgili bölüme birinci sırada yerleşene de barana da sizden saklıyorsa kaç para aldığını 1000 lira. Değil mi? Muhtemelen yatmaya başlayacak Ocak ayından itibaren. Ama yüksek lisans ve doktora yapın. Yapın. Zaten iyi puanlarla geliyorsunuz. İyi yerlerde okuyorsunuz. Yüksek lisans bursu 2500 lira. Geçen sene belirlemiştik. Bu şeyden önceki kurdan önceki doktora 3000 lira. Burs alıyorsunuz. Karşılıksız burs. Alanlarımız var işte. Türkiye Türkçesi grameri mi, tarihi lehçeler, tarihi metinler mi çalışacaksınız? Efendime söyleyeyim, ağız mı çalışacaksınız vesaire vesaire. Kaç kişiye veriyoruz o? Şurada mesela şu anda lisans 700'e yakın kişiydi ilanımız, bu kadar başvurdu. En azından bağıran bunlardan alanlardan değil, çünkü bu eski rakamlarımız, şimdiki eklenenlerle gelecek. Ama dediğim gibi birçok bölümün haberi olmamış. Birçok bölümün haberi olmamış. Yüksek lisans 27, doktora 59. Bu sene aldığımız 10 gün önce yüksek lisansta 50 kişiye daha verdik. 90 küsur başvuru vardı. Doktorada da 90 küsur başvuru vardı. Onda da 50 kişiye verdik. Yani biz aslında her sene 50 kişiye veriyoruz. Nasip olursa, her şey böyle giderse belki seneye bunu 100 kişiye de çıkarabileceğiz. Bunları takip edin, kimler alıyor? Bunlar başarı bursu. Başarı bursu. İşte mezuniyet ortalaması gerekiyor bakın yüksek lisansta. Her şeyi tamir edersiniz, onu tamir edemezsiniz. ALES notu istiyor. Bir daha girersiniz daha yüksek alırsınız. Bir daha girer ama lisans ortalamasını yükseltemezsiniz. Onu şimdiden ciddi çalışacaksınız. Rekabetteyseniz. ALES notu istenir. Bir de yabancı dil. Girdiğinizde not istenir, yüzdeler alınır, mülakata gelinir, böyle oluyor. Yani en çok kimin ihtiyacı vara bakılan burslar bunlar değil. Çünkü zaten biliyorsunuz Mustafa Kemal kendi mirasını da tarih kurumuna ve dil kurumuna bıraktı, bütün gelirini. Yani bizim dil kurumu ve tarih kurumu Mustafa Kemal'in o bıraktığı mirastır bütçemiz. Yani devletin kurallarına göre harcamalarını yapıyor. Sayıştay denetimine açık ama devletten para almadan her şey o onunla yapılan bir şey. Ve onu niye Türk Dil Kurumu'na bırakmış ve tarih kurumuna? Bu işleri öncelemiş ve bu konuda araştırma yapılmasını istediği için bunları başarı bursu olarak veriyoruz. Öbür türlü olsa mesela şeye de bırakılabilirdi. Yani hayır kurumlarına da bırakabilirdi dağıtılsın diye. O yüzden demeyin ki hocam niye çalışkan notu yüksek olana veriyorsunuz, niye ona? Bu sebebi bu. Kütüphane faaliyetlerimizi geçelim. 73 bin kitap vesaire var. Eğitimler veriyoruz. Meclistir, Maliye Bakanlığı, Türksoy, aklınıza ne gelirse. CİMER sorularından birkaç örnek vereyim. Her şey geliyor ya. Bu ne sormuş? Bakın. Şimdi ne? Yani ben buna her soru sorulmuşu yapmıyorum Baran. Yani bir şey sormuş. Demiş ki şurada şu var. Bu nasıl olur? Ona cevap yazıyoruz. Onu burada vermiyorum tabii. Onu burada vermeyeceğiz ama biraz da gerçekten nelerle muhatap olduğumuzda merhaba nokta. Noktadan sonra boşluk bırakılarak cümleye devam edilmelidir. Tamam. Bu demek ki noktayı koydunuz. Fakat noktadan sonra cümle yoksa yine de boşluk bırakılmalı mı diye soruyorsunuz. Kendisi de hata yapmış. İki tane. Hakan hocam. Şimdi bütün mesele şu. Şimdi Baran, hep iyi anmayalım seni. Bunu Baran sormuş olsun. Derdi ne? Ya cümle bitmiş, noktanı koydun. Bir daha geliyorsa boşluğu koydun. Ondan sonra yani cevap öyle vermedik de. Diyelim ki yok 12 kere boşluk koydu yani. Yok, cevapları vermiyoruz hocam. Şimdi şu, sen bunun hangi hassasiyetle soruyorsun? Saygın gerçekten de kötü bir şey de yazmamış. Yani sen daha M'nın ayrımı bitişik mi yazıldığını soran hiç kimse yok. Hocam hiç kimse M bitişik mi ayrımı diye sormuyor. Bunun içinde
sözüm meclisten içeri dışarı, yani bize bir sürü akademik ya da mesela o dershane çalıştıranlar, öğretmenler, sınava hazırlayanlar sorular gönderiyorlar. Bütün dert buna benzer. Şurada şu olur mu ya? Yani o onu olana kadar siz mı'yı bana bir kere sorun. Mı bitişik mi ayrı mı yazılır diye sormuyorsunuz. Ama onları da şimdi tutuyorum. Yani Türk Dil Kurum Başkanı olarak onlara şimdi ya niye böyle yapıyorsunuz deme hakkım yok. Ama duruyor bir yerde, arşivliyorum. Yani siz önce mı'yı ayrı yazıldığını biliyorsunuz, o beceriyi kazanamamışsınız. Ama bana sorduğunuz soru filan gazetenin filanındaki filanın kesmesinden yeğelik eki gelirse bilmem ne olur soruyorsunuz. Çünkü talebelerinize onu öğretmeye çalışıyorsunuz. Bırakın mı'yı dahi düzgün yapın. İyi fark ettiniz onu. Yani hangimiz demiştik? Onu da orada da yanlış. Tabii biz de fark etmiştik. Bu filan filan sitelerinden görüleceği üzere ha şeyler var. Mesela ölüm kelimesinin Türk diline bir şey yazılıyor. Kelime Türkçe'de bildiğimiz bir kelime. Yani bakın hocam illa Öztürkçe olsun diyor. Öyle bir kelimeyi tenkit etmemişsiniz. Öbür hocam ben Öztürkçe anlamam, 300 sene önceki kelimeme bırak diyor. Onu da anlarım. Ama ölüm ya ölüm. En eski metinlerden bile ölüm, bugün ölüm, ölüm kelimesinin Türk diline yakışmadığını ve ölümün soğuk yüzünün yumuşatılması amacıyla ölüm kelimesi yerine ruhlanmak kelimesini Türk Dil Kurumu'na öneriyorum. Selam. Öneriyor. Ve çok güzel. Bakın bunlar selam ve saygılarımla diyen. Bir tanesi de evlenmek kelimesine. Hadi onu da okuyayım. Okuyayım. Okumayayım mı dedim. Filan 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 Nişanyan'dan, lügatimden, Kur'an kelimeleri bilmem sözlük kovteretlerinden görüleceği üzere. Türkçe'de, hocam yazıma bakmayalım. Türkçe'de kesme olur mu? Orayı geçelim. Bunun sıkıntısı daha büyük. Türkçe'de evlenmek fiili bir evde oturmak, bir evi kendine mesken edinmek anlamından geliyor. Arapça'da ehli tırnak içinde evcil. Virgül teehhül. Yani Osmanlıca biliyorsunuz ehil teehhül aynı kökten geliyor. Teehhül ehlileşme. Kapadık. Arapça'da ehli teehhül de evlenme anlamına geliyor. Bağlantıyı kurduk. Bu durumda aslında maddi boyutu belirtilen evlenmek. Çünkü orada ev var ya madde mal. Evlenmek yerine Türkçe'de manevi boyutu vurgulayan evcilleşmek, ülfet etmek, ünsiyet etmek kullanılsa daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Düşünüyorum evcilleşmek, izler, konunun kurumuza değerlenmesi ve sonucunda bilgi vermeyi talep ediyorum. Sonuçları güzel. Yani gene en azından insan kuruma hitap ettiğini biliyor. Burada tenkit edilecek bir şey yok. Sorabilir, ona biz cevabı veriyoruz. Bakın şimdi geldik. İntibak nedir? Nokta. Aslında sırf bunu yaz bırak yeter. İntibak nedir? Cevap. Üşenmeyelim, Türkçe sözlüğü alalım, anlamı yapıştıralım, gönderelim. Hatta 5 ayrı sözlükten gönderelim. Ya da sözlüğe bakın diyelim. Ama devam ediyor Baran. İntibak nedir? Hiçbir bahane ile aranılmak istemiyorum. Cevabın cimer üzerinden verilmesini istiyorum. Ve cevabın bilmem ne bilmem ne Baran nokta mail adresine gönderilmesini istiyorum. Evime kağıt gönderilmesini istemiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 84 milyon derken hocam şaka yapıyorum sanmıştınız. 2021 galiba hocam. 2020 hocam. 2021 de 2022 getiririz bir dahaki sefere. Şimdi bakın şu gençler diyor ki filan filan nolu başvuruma verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim. Sormuş. Cevap yazmışız. Bu çok nazik bir insan gerçekten. Yani biz anlayamamışız ama onu ben mi anlatamadım ki diyor. Diyor ki sorgumu herhalde anlatma yeteneğinden yoksun kaldım. Özür dilerim. Benim isteğim deyip tekrar söylüyor. Şimdi bu demin kızımız sizin isminiz neydi? Türkçe sözlüklü kullanan. Efendim? Elif. Elif. Ne diyor?
Bana diyor ki Elif, hocam bir bakalım ya eskisinde nasıl ifade etmiş de siz anlayamamışsınız diyorsunuz ya. Gerek yok, şimdi de ifade ediyor. Bakın. Benim isteğim, bu kelimenin Türkçe'de kelime ve halk nezdinde sosyolojik anlamı nasıl bir cümle anlatımı sağlanabilir? İnternette İngilizce kelime anlam karşılığı ve sosyolojik anlamda halk dilinde ortanın üstü seviyesinde, okuryazar seviyesinin üste yakın kademelerinde anlamlığını ünlü Fransız şair ve yazar Victor Hugo tarafından tespit anlatımı kendimce anlamlığını algıladım. Merakım Türk toplumunda nasıl anlam ve mana taşıma merakımdandır. Cevaplanırsanız çok sevinirim, saygılarımla. İvedi olması tercih nedenimdir. Özür ve saygılarımla. Nazikçe bir şey. Hocam. Hocam. Kurum ne dediği anlaşılamıyor demiş anlaşılan hocam. Nazikçe. Hocam onu nazikçe söylüyor. Bir daha söylüyor yani. Eğer öyle anlamadıysan şunu söyleyeyim. Yani bakın çok iyi yabancı dilen biri olsa aranızda, yani işte bu kardeşim aslı Alman, iki dilli, öbür kardeşim Arap, öbürü Fransız. Bana Allah razı olsun bunu Fransızca'ya çevirin, İngilizce'ye çevirin. Tenkit ediyorsunuz ya, kurum olarak bunu niye anlamıyorsunuz diyorsunuz. Ben de diyorum ki çevirin Fransızca'ya, getirin. Ben olmayan Fransızcamla o Fransızca'yı daha rahat anlarım. Yani çevirebilir misiniz hocam başka dile? Nasıl hocam? Hocam. Yani bunlar, yani Gençler Türk Dil Kurumu'nu sahiplenin. Yani acıyın demiyorum ama sahiplenin. İşler erge egregore kelimesinin Türkçe anlam araştırması TDK tarafından yönlendirildi. Hocam ne yazarsanız yazın cevap. Bunu hocam size bırakayım, sonra görün hocam. Ast üst kelimesiyle ilgili etimolojiler var. Bunu geçeyim. Evet. Dilimiz kim? İkinci bölümüne başlayayım. Biraz burayı uzattım, kusura bakmayın. Gerekli değildi ama ben de hani hocam dedi ki Türk Dil Kurumu'nun ne olduğunu anlatın. Sadece tarihler, kanun maddeleri, listeleri göstermekle olmaz. Türk Dil Kurumu Türk dilinin, bütün Türk dünyasının dil kurumudur. Yani sizlerin de kurumudur. Şimdi bizim bu projelerimizde bursiyerlerimiz de görev alıyor. Yani hem okuyorsunuz, hem yüksek lisans yapıyorsunuz, hem doktora yapıyorsunuz. Ve hem Türk Dil Kurumu'nun yürüyen etimolojik sözlük, hem ne diyeyim öbürünü, atlas sözlüğü veya başka çalışmalarında, tarihsel sözlük çalışmalarında profesörlerle, hocalarınızla aynı yerde bulunuyorsunuz. Budur. Türkçe nedir? Dilimiz kimliğimizdir. Niye yazdım? Biraz önce dedim ya, devlet adamı dile hakikaten hassasiyetini vurgularsa başarılı olunuyor. Bunu hatırlayın. Ne zaman olmuştu? 13. yüzyıl. Karamanoğlu Mehmet Bey. Tanıyorsunuz. İşte bahsedilen bir fermanı var. Bahsedilen bir fermanı var hocam. Gayet açık bir Türkçe. Bahsedilen bir fermanı var. Değil mi? Hiç mahkemeye gitsem beraat ederim. Bahsedilen bir fermanı var işte. Bugünden sonra işte divanda, dergahta, bargahta Türkçeden başka bir. Şimdi siz 11. yüzyılda Anadolu'ya geldiniz. Oğuzlar. Yani biz. Hani Diriliş Ertuğrul'u seyrettiniz. O Anadolu'da. Osman'ı seyrediyoruz, Alparslan'dayız, Selçuklu'yu seyrettik. Bizim bu Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, aç parantez, hocam şimdi tamir eder diye şimdiden yapıyorum. Aç parantez, daha önce de gelmedi mi Türkler diyecek ya. Daha önce başka Türkler milattan önce bile bu coğrafyaya gelmiş olsalardı, ki gelmişler, onlar asimile oldular. Hakiki manada bugünkü Türkiye dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi, binli yıllardır değil mi? Siz 1071 deyin, öbürü 1068 desin, 1085 desin, o Selçuklu dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur. Aynı insanlar, aynı coğrafyadaki devletin kuruluşunda 200 yıl kendi dilinizle yazmamışsınız. Sizin akrabalarınız Orta Asya'da kalanlar, yani Kutat Kubilay'ı kim yazmıştı? Tamam, uyuyor musunuz diye yaptım. Değil mi?
Yusuf Asacim'in yazdığı dille Orta Asya'da 10. 11. 12. 20. asra kadar yazdınız. Bütün Türkler o dille yazdılar. Biz de oradayken onu yazıyorduk. Bizim orada kalan kardeşlerimiz Oğuzların o dille yazdılar. Ama bu coğrafyaya gelenler siyasi, kültürel, başka sebeplerle 200 yıl Türkçeyi, yani kendi konuştukları dil, edebi dil olmadığı için. Çünkü hepimiz Karahanlı Türkçesiyle ortak dille yazıyoruz ya, bugün İstanbul ağzıyla yazıyoruz. Ben Afyon Kütahya ağzıyla yazmıyorum. Hocam Maraş ağzıyla yazmıyor. Hepimiz ortak dille yazdığımız gibi orada ortak dille yazıyorduk. Oğuzcamızın yazı dili yoktu. Buraya geldik, işte Arapçayı kullandık, Farsçayı kullandık, devlet dili veya işte edebiyat dili, din dili, bunları kullandık. Ama biz konuşuyorduk dilimizi. 13. yüzyılda bir devlet, yani beyliğin başı bu fermanı dedikten sonra sizin diliniz yazı dili oldu. 13. yüzyılda yazı dili oldu bizim Türkiye Türkçemiz. Devlet adamının tasarrufu başka şeydir. Aydınların, şeylerin, edebiyatçıların gayretleri başkadır. Bir de 20. yüzyılda bütün o Osmanlı'nın orta dönemlerinden son dönemlerine kadar Türkçedeki yabancılaşmaya karşı bizzat devlet erkanının sadeleşmek için yaptığı çalışmalar, faaliyetleri biliyorsunuz, yayınları biliyorsunuz, birbirlerini eleştirilerini biliyorsunuz, anlamıyor sizin dilini diye geçti. Cumhuriyet'te gene devlet başkanının işte kurumu kurdu, kurultaylar toplantı, çalışmalar yapıldı. O günün manasında bir başarı elde edildi. Bir de 2017 yılında bir daha duyduk bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında dilimiz kimliğimizdir diye, sizler daha gençtiniz çocuklar, dilimiz kimliğimizdir başlığıyla Türk Dili Yılı ilan etti. Bir devlet başkanı niye Türk Dili Yılı ilan eder? Niye bir devlet başkanı dilimiz kimliğimizdir başlığıyla 2017 Türk Dili Yılı ilan ettim dedi? Yani tamam, gençler zaten Türkçe'ye hassasiyeti var, şu yozlaşmaya karşı. Edebiyatçıların var, İşte bilim adamlarının bir kısmının var. Olmuyor. Devlet adamı söyleyecek. Diyor ki bakın, topyekün millet olarak seferberlik, devlet kurumları da dahil, bütün sene boyunca dille ilgili faaliyetler yapıldı. Bir de biliyorsunuz bu sene tekrar 2021'in ocağında, geçen sene tırnak içinde dünya dili Türkçe kapat başlığıyla Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan ediyorum dedi devlet başkanı. Dilimiz kimliğimizdir ne demek arkadaşlar? Niye bir devlet başkanı böyle bir yılı ilan eder? Ne olacak? Bu nasıl bir cümle? Dediğim zaman Elif diyecek ki hocam işte isim cümlesi, dilimiz özne, kimliğimizdir yüklenme, öyle mi diyoruz? Bu o değil. Bu o değil. Bu bambaşka bir şey. Bazı şeylerin okunuşu, yazılışı şu şekildedir ama anlaşılması başka şeydir. Mesela kalem kırmızıdır. Kalem, rengi yanlış söyledim, kırmızı olsun. Kalem beyazdır. Bitti. Bu kadar bu cümle. Kalem özüne beyazdır yüklem, kalem. Kalem var. Rengini beyaz, bitti. Ama sürat felakettir. Bambaşka bir cümle. Öznesi yüklemine bakmıyorsunuz. Sürat felakettir. Ya da azami hız 120. Ne demek bu biliyor musunuz? Bu ne demek sürat felakettir? Sürat felakettir. Değil. O yüzden kazalar oluyor. Azami hız 120 kilometre ne demek? Azami hız 120 kilometredir. Değil. Eğer bakın şuraya çıkmışsınız, 180'le giderseniz, ileride Allah korusun 5 dakika sonra bir kaza yaparsınız, Allah'ın sevdiği kuluysanız maddi hasarla atlatır, ceza yersiniz. Yoksa kendinize ya başka canlara kıyarsınız demek bu. Bunun adı ihtar cümlesidir. İkaz cümlesidir. Bunu azeminiz 122, tamam, değil bu. Dilimiz kimliğimizdir böyle bir cümledir. Dilimiz kimliğimizdir dedim. Elif inanmadı bana. Hocam dilimiz kimliğimiz olacak, ne olacak? Bizim kimliğimizde şu var, bu var. Değil. Dilimiz kimliğimizdir. Şimdi burada
Birazdan Türk nedir? Türkçe nedir'e ayrıca geleceğim. Dilimiz gerçekten kimliğimizdir arkadaşlar. Mesela Elif, sen hayatında Sümer gördün mü? Sümerler var ya. Sümerleri biliyor musun? Kim bunlar? Eski çağlarda, ben tercüme edeyim, sesi gelmiyor. Milattan önce 3500'lere kadar giden, aslında o dönemde de birçok kültürler, medeniyetler olmasına rağmen bunların bilinen, böyle yapıyor, bilinen, ilk yazıyı kullanan, bilinen diyorum, daha eskisini de bulabilirsiniz, Sümerlerdir. Yani tarihi Sümer'le başlatıyorlar. Bu kadar önemli. Değil mi? Bu kadar önemli. Sen hiç hayatında Sümer gördün mü? Gördün mü, görmedin mi? Görmedim. Görmedim diyor. Aslında düşündü yani, acaba görmedin. Niye görmedin? Çünkü bugün Sümer yok. Sümerler Saddam'ın o gaz bombalarıyla mı yok edildi? Tarih yazıyor mu? Yazmıyor. Ya da ne oldu bunlar? Soykırıma mı uğradılar? Var mı tarihte bir şey? Yok. Bunlar asimile oldular. Asimile oldular. Sümer dediklerin muhakkak, eğer mesele dediğiniz gense, kaş rengi, göz rengi, şurasının bilmem neyi, şunun olsa, Sümerler var aramızda. Bakıyorum ama yok. Yani o biyolojik varlık devam ediyor. Var Sümer dedikleriniz, o günkü Sümerleri devam ediyor. Ama bugün Sümer yok. Niye? Çünkü Sümerce kaybolmuş. Dillerini kaybetmişler. Dilinizi kaybederseniz kimliğinizi kaybedersiniz. Hiç yapacak bir şeyiniz yok. Şimdi gelelim Sadet'e. Buraları da geçiyorum. Ha, Türk dili Türk milletinin kimliğidir. Diyoruz ya. Şimdi Türkçe nedir? Sohbete buradan. Hocam vakit az kaldı ama burada daha hızlı geçelim. 1,5. Evet. Türkçe nedir? Kim söyleyebilir bana? Kim tarif edebilir? İsmini alalım önce. Tabii. Sen 3. sınıfsın. Evet, 3. sınıfım. İsmim Umut hocam. İsmin? Umut. Umut. Hocam şimdi Türkçe nedir sorusuna baktığımız zaman Ural Altay dilinden olup Asya ve... Çok güzel. Yani sen söylemesen, gerçek söylüyorum, öbür konferanslarıma bakın, aynı örnekle başlayacaktım. Umudumuz oldun, buyur. Sağ olun hocam, devam ediyorum. Avrupa'da, Doğu Avrupa'da ve Asya'da konuşulan Türk dili ve Türk lehçesinin genel anlamıdır. Tamam, dur. Böyle yapabilirsiniz diyecektim, kimse konuşmasaydı. Öyle yaptı. Bir başkası da şunu yapabilirdi. Türk dili sondan eklemeli. Efendim, tamlayanın tamlanandan önce geldiği, sayatlarıyla yapılan çokluk, işte beş elmalar denmeyen diye tarif edebilirdi. Farklı farklı Türkçeyi tarif edebilirsiniz. Ama Türkçenin çok daha basit bir tanımı var. Türkçe nedir biliyor musunuz? Türklerin konuştuğu dildir. Bu kadar. Türkçe, öbür hepsi hakikattir. Hakikatin bir parçasıdır. Hepsi değildir. Yarın bak çıkarlar, hocamlar otururlar, Türkler Ural Altay dil ailesinden değilmiş filan dil aile, bir teori koyarlar. Hepiniz ona inanırsınız, o da değişir. Değil mi? Türklerin konuştuğu dildir Türkçe. O zaman Umut, şunu bilmemiz lazım. Türk nedir? Siz hiç hayatınızda Türk gördünüz mü? Yani değil mi? Gördük ya, burada hepimiz Türk'üz. Türk nedir? Türk, hemen çözelim. Çünkü bunu bitirdiğimiz zaman Türkçenin ne olduğunu çözmüş olacağız. Bunlar benim kendi bakış açımla yorumlarım. Çünkü bilim adamları veya aydınlar doğruyu söyleyenlerdir diye düşünmeyin. Çünkü doğru sana göre, bana göre değişir. Bakış açına göre değişir. Bilgi, beni buradan tarif eden gözlüğümü de söyler. Ta şu mesafeden, şuradan bakan beni gözlüklü diye tarif etmez. İkiniz de doğru söylersiniz, doğrunun parçalarını söylersiniz. Bilim adamı doğru olduğunu düşündüğünü söyleyendir. Yani ben böyle düşünüyorum. Yoksa hakikat budur demiyorum Umut. Kendi bakış açımla Türkçenin ne olduğunu kendim yorumlayacağım. Güler Gülsevi'nin bakış açısı. Türklerin konuştuğu Türk nedir? Türk ne adıdır? Bir ailenin adı mıdır? Türk bir aşiret adı mıdır? Ne adıdır Türk? Nesne adı mıdır? Türk bir etnik ad, Türk
sadece bir etnik addan mı ibarettir? Yani sadece bir etnik adı mı gösterir Türk? Değil. Türk bir millet adıdır. Bu çok önemli. Türk bir millet adıdır. Aşiret adı değildir. Kabile adı değildir. Bir ailenin adı değildir. Türk bir milletin adıdır. O zaman Umut şunu soruyor. Hocam millet nedir? Millet nedir? Bütün de soruları ben soruyorum hocam. Biyolojik bir varlık mıdır? Antropolojik bir varlık mıdır? Nedir yani? Milletler, ben sözlükten okuyayım size. Sözlükten Türk aralarında nokta 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 virgül nokta 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 virgül nokta nokta birliği olan insan topluluğudur. Nedir bu nokta noktaları? Umut tamamlıyor. Aralarında antropolojik kafatası ortaklığı, virgül göz rengi, virgül saç tipi ortaklığı olan insan topluluğudur diye yapıyor musunuz? Tabii hocam. Yapmıyorsunuz. Yapamazsınız. Milletler antropolojik birlikler değildir. Yani bir milletin içerisinde farklı, hatta şimdi Umut demez de bana diyecek ki hocam antropoloji sözlüğüne bak, millet kelimesi var mı? Baktım, yok. Hocam diyor ki biyolojik ortaklık lazım, genlerimiz filanlarımız, kan şeyimiz, biyoloji sözlüğüne baktım, millet diye bir terim yok. Bunların millet biyolojiyle antropolojiyle ilgili bir şey değil. Millet sosyolojik bir birliktir. Bakın Türk Dil Kurumu sözlüğü nasıl tamamlamış? Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında göz rengi, kafatası yapısı, kan grubu, pardon yanlış okudum, yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Deyince hepiniz arkanıza yaslanacaksınız. Bunu ne demek istiyorum? Milleti asla küçültmeyin. Yani millet kavramını bir göz rengine, bir kafatasına, bir etnik grup adına indiremezsiniz. Ha indirirseniz millet diye şimdi millet diye gezen diye tarif etsem dünyanın filan coğrafyalarında yanlış anlaşılmasın. Yani mesela bir yerler var, etnik gruplar çok büyük milletim diyebilir. Neyle iftihar edebilir? Bizde hepimizin kafatası aynı, bizim hepimizin şurası aynı, hepimiz ela gözlüyüz, hepimizin kıvırcık. Şimdi bu çok iftihar edilecek bir şey mi bilemem. Ama o sadece bir etnik, biyolojik ortaklığı gösteren bir yapıdır. Millet bütün etnisitelerin üzerinde bir kavramdır. Ha, Türk milleti nasıl bir millettir? Madem Türkçe, Türklerin konuştuğu dil diyoruz ya, bu Türkler nedir? Ben size onları söyleyeyim. Bakın bir ırmak benzetelim. Dil ve kültür tarihçileri olarak sizler Türk dilini, Türk kültürünü bir ırmağa benzetilir. Bir ırmak. Türklerin ana yurdu neresidir? Umut diye Orta Asya'dır hocam. Bir soru sormam. Niye sormam? Çünkü bu bilimsel bir soru değil. Bu daha siyasi bir soru. Siyasi derken politik anlamında demiyorum. İşte 18. yüzyılda size denmiş ki artık çok bunaltmışsınız demek ki coğrafyayı. Bir de Orta Asya'da benim de yüzüğümdeki harfler Göktürk harfleridir. Bunlar bulundu ya. Onlar var ya. Sizin ana yurdunuz Orta Asya olmuşsunuz yani. Ondan önce bir yerde diyelim ki filan coğrafyada bulunursa ana yurdunuz oraya mı taşınacak? Milattan önce 4. yüzyılda Afrika'nın filan yerinde aynı Gürer Gülsevi'nin bugünkü konuştuğumuz gibi metinler bulunsa ana yurdumuz, bu başka bir soru. İnsanlık tarihi dediğiniz rahmetli Doğan Aksan Hoca, dil bilimci, 2 saatlik filmin son 2 saniyesi derdi. Sizin en eski dediğiniz Elif Sümer tabletleri var ya, milattan önce 3500, 5000 yıl önce. Son 2 saatlik filmin son 2 saatlik filmin son 2 saniyesi. Yani oraya bakarak neyi ne yapacaksınız? Yani biraz tedbirli olmamız lazım anlamında söylüyorum. Yani ana yurdumuzu sormuyorum.
Ama tarihin bilinen en eski dönemlerinden beri demeden önce Bahran'ı çok rahat bıraktık. Bugün Türk dediğimiz o genel grup nerelerde yaşıyor? Oradan parmak alfabesiyle anlatıyor. Sibirya'dan, Yakutlardan, Orta Asya'yı, her yeri, Anadolu, Kafkasya geç, Avrupa'nın Çin'e kadar yaşıyorlar değil mi? Hepsinin yaşadığı yer belli, kendi devletleri. En yeni yerleşti dediğin 600 yıl önce yerleşmiş, kendi memleketinde, kendi diliyle Kosova'da konuşuyor. Ya tarihin istediğin dönemine git, bu Türk dediğin insanlar bütün o coğrafyada yaşıyorlar. Yani Türk dediğiniz dil, kültür, Avrasya'yı aç parantez eski dünya. Bütün medeniyet orada gelişmiş. Kapa parantez. Tarih boyunca dolaşan bir ırmağa benzetiliyor. İster Orta Asya'dan çıksın, ister Mezopotamya'dan, ister Hazar'ın kuzeyi, güneyi ya da Rumeli'nden çıksın. Bir yerden çıkmış ve bütün Avrasya'yı dolanmış. Nasıl ki bir ırmak dolandığı bütün coğrafyayı etkilerse ve etkilenirse aynı macerayı yaşamış. Ne olur ırmak? Gittiğiniz yeri, yani su gittiği zaman başka bir evet. hayat gelir değil mi? Öyle canlandırmış. Aynı şekilde ırmak geçtiği yer, işte ovadaysa böyle ağır ağır yayılırsınız. Yokuş aşağı gelirse şakır şakır çağlarsınız. Oranın toprağından etkilenirsiniz. İse Türk dili dediğimiz ırmağa gezdiği coğrafyada karışan öbür dereler, ırmaklar, çaylar, sular var ya, öbür diller, öbür kültürler, bu ırmağı coşkun bir sel haline getirmiş. Hepsinden de beslenmişsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, nelerinden beslenmişsiniz? Çünkü bir arada yaşıyorsunuz, komşuluk yapıyorsunuz, o sizi idare ediyor ya da siz orada idareci oluyorsunuz. Kültürel hayat içerisinde evlilikleriniz oluyor. Besleniyorsunuz. Türk dili ve Türk kültürü bütün dünyayı, aç parantez, siz ona Avrasya diyorsunuz eskiden, beslemiş, diliyle, yemekleriyle, kıyafetleriyle, müziğiyle, aklına ne geliyorsa her şeyle beslemiş, virgül, ve bunun kadar, en az bunun kadar, hatta bundan daha önemli olan bizim için, bütün hepsinin yemeklerinden, kıyafetlerinden, dillerinden, alfabelerinden, müziklerinden ve dillerinden beslenmişiz. Yani Türk dediğiniz millet şu kadar bir coğrafyada yaşayan, kendinden başka bir iki kişiyle tanışmış, beslenmiş bir kültür ve medeniyet değildir. Tarihin bilinen en eski dönemlerinden beri bütün Avrasya'yı sulamış, beslemiş ve bütün Avrasya'dan beslenmiş bir dil ve kültürden bahsediyoruz. Bakın, dil bilimin temel ilkeleri vardır. Her dil başka dilden kelime alır. 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 Umut'un iddiası, benim diyor dilimde hiç yabancı kelime kökenli yok. Onunla şey yapıyor. Ama Umut'u biliyoruz. 20 gün olmuş. İşte filan dünyanın filan coğrafyasında yeni bulunmuş bir kabilenin elemanı. Yani yeni bir kabile bulunmuşsunuz, kimseyle işiniz olmamış, kimseden beslenmemişsiniz, kendi kendinize, hatta böyle Brezilya'da bir yer bulunmuştu 10-20 sene önce, helikopterlerle gezdiler üstünde, inmediler. Çünkü bir inersiniz, bizim binlerce yıllık o şeyimizde alıştığımız bağışıklık kaza bir dokunur, ölür gider insanlar, kaybolur giderler yani. O kadar ayrı yaşamışlar herkesten. Öyle olabilirse hiç başka dilden kelimen olmayabilir. Türk dilinde Çince'den kelime vardır. Çince'de de Türk dilinden kelime vardır. Türkçe'de Farsça kelime var mıdır? Vardır. Farsça'da Türkçe var mıdır? Türkçe'de Arapça, Arapça'da Türkçe vardır. Türkçe'de Moğolca'da Türkçe. Türkçe'de Gürcüce kelime var mıdır? Vardır. Gürcüce'de Türkçe kelime var mıdır? Türkçe'de Rusça kelime var mıdır? Vardır. Oburunda var mıdır? Türkçe'de Ermenice kelime var mıdır? Vardır. Ermenice'de Türkçe kelime var mıdır? Vardır. Sırpça vardır. Niye vardır? Çünkü bütün bu coğrafyadan beslenmişiz. Biz o yüzden büyük bir kültürüz. O kadar zengin bir diliz. Bakın, beslenmişiz diyorum. Ama mesela Ermenice'de Çince kelime var mıdır? Bakıyor. Yoktur hocam diyor. Var mıdır? Yoktur dedim. Elif buldu, dedi ki hocam var bir tane Çince kelime.
Şimdi var mıdır yoktur, niye yoktur? Birbirlerinden tarih boyunca hiç nasiplenmemişler. Hiç birbirlerinden beslenmemişler. Bakın beslenmek kelimesi çok önemli. Bunu müsbet manada söylüyorum. Beslenmemişler. Ama Elif buldu geldi hocam işte bir kelime var. Ermenice söylemek Çince diye gösteriyorlar. O kelime olamaz. Çünkü birbirlerinden beslenmemişler. O kelime Türk dediğiniz ırmağın, kültürün, dilin filan coğrafyada alıp fethettiği, kendinin yaptığı ve dolaştığı coğrafyada bütün akrabalarına, kardeşlerine, komşularına servis ettiği kelimelerden Kafkasya'da Ermeniceye verilmiş olan bir kelimedir. Hemen paranteze açalım. Buradan şu sonucu çıkarabilirsiniz. Bu Türk dediğiniz kültürü, dili, işte sanal yazılımlarla, biyolojik silahlarla dünyadan çıkarıverin şimdi. Hiç kalmasın. Eskisi yenisi kalmasın. Ne olur biliyor musunuz? Dünya kültürü ve dili. 40 tane bardağın en alttakini bak, en alttakini vurun ne olur? Hepsi yıkılır. Altı boşalır. Böyle bir kültürden bahsediyoruz. Yani dilimize sahip çıkalım. Dilimiz kimliğimizdir. Biz öyle küçük bir kimlik değiliz. Gözümüz ne şurada ne burada kalır. Evet. Hemen bitirmeye yaklaşıyorum. Yalnız bugün Türk iki şeyi kasteder. Aslında üç şeyi kasteder de sizi bildiğiniz iki. Biraz önce Umut girecekti, girdirtmedim ben ona. Herhalde oraya girecekti. Bir dar anlamda Türk vardır. Bir de geniş anlamı vardır. Bütün dünya bunu iki türlü de bilir. 21. yüzyılda dar anlamda Türk dedikleri bütün dünyanın Güler Gülsev'in ve Oğuzhan hocam. Bizleriz yani. Yani Batı Oğuzları. Batı Oğuzları. Azerbaycan, İran, işte Türkiye'ye gelin, Kıbrıs ve Balkanlar, Doğu Avrupa'dakilere Türk diyorlar. Ama herkes gene şunu biliyor ki Yakut dediğiniz Türktür. Kıpçak, Kazak dediğiniz Türktür. Bu hakikattir. Hani biz Kazak Türküdür diyoruz da hocam diyor ki ya Kazak Türkü demeyelim. O bilgi eksikliğinden. Türk dediğimiz bir devlet vardır tarihte. 7. 8. yüzyıl. Şu yüzüğümdeki yazıyı yazanlar. Devletin adı nedir o devletin adı? Göktürk diye meşhur olan ama Göktürk diye bir devlet yok biliyorsunuz. Türk Kağanlığı'dır adı. Türk Kağanlığı'dır. Yazıtlarda Türk Kağanı, Türk Kağanı, Türk Dili, Türk Dili, Türk Bodun, Türk Bodun hep Türk geçer. Türk Beyler, Türk Beyler. Yani adı Türk'tür. Biz bugün pratikte ayırırken filan diyoruz ya. Ondan dolayı Göktürk hepimiz aynı şeyi kastettiniz. O devletin o döneminde yazılmış dil elimizde var ya. Bugün onun mirasçısı olan ben açtım diyorum Kazaklar açtım diyor. Çe yerine şey diyor desin. Onun için o Kazak ben Türkiye'liyim. Farklarımız var ya ama hepimiz şimdi sen Kazaksın. Kazak edebiyat tarihine bak. Kazak dil tarih kitabını getir. Şöyle başlar. Orhun yazıtları. Divan-ı Lügat-ı Türk. Kutadgu Bilig. Özbeklerde nasıl başlar? Şimdi sen Özbeksin öbürü Kazak öbürü Kırgız diyoruz ya. Özbeklerde de Orhun. Kaşgarlı Mahmut. Ne söyledim? Yusuf Asacım aşağı doğru gel. Kırgız'da o var. Türkiye'de sen ne bakıyorsun? Sende de Orhun. Kaşgarlı Mahmut gider. Yani hepimiz ve bütün dünya biliyor ki o Türk denilen Kağanlığın adı hepimizde var. Ama pratikte bugün bak bugün size dar anlamda Türk diyoruz. Ama bugün ben Türk değilim diyen herhangi bir Kıpçak yani Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt, Karaçay, Balkar ın dedeleri yani Kıpçakların dedeleri 14. 15. asırda kendilerine Türk diyorlardı. O tarihi Kıpçakça dediğimiz metinler var. Neler onlar? İslami dönemde yazılanlardan 14-15. Kitab-ül İdrak Lillisanil Etrak. Lillisanil Etrak Türkler demek Arapça.
sonunda bilmem ne Türkiye, et Türk, et Türk, etrak, etrak, Türkiye, Türkiye. 10 kitapları var, 9'unda Türk diyorsunuz. Türk demeyince etrak diyorsunuz, etrak demeyince Türkiye diyorsunuz. Hepsi aynı. Kendinize de Türk diyorsunuz. Hatta bir tanesinde diyor ki onlar güneyde, Memlük Kıpçakları güneyde değil mi? Yani Mısır, Suriye dediğimiz o kölemenler devleti, onun kuzeyinde de biz varız. Gürer Gülsev'in o günküyle Osmanlı dediğiniz devlet, diyorlar ki onlar gibi konuşmayın. Onlar Türk değildir. Kitapta diyor onlar Türk değildir, Türkmendir. Dilleri kabadır diyorlar. Yani fasih ruhşen hakiki Türkçe bizimkidir diyor. Geçin. Demek ki her dönemde değişiyor. Bugün dar anlamda Türk Batı Oğuzları, ama 15. asırda siz kendinize dar anlamda Türk diyordunuz. 11. asırda Kaşgarlı Mahmut, defalarca Allah ondan razı olsun, Türkoloji El Kitabı yazdı değil mi bize? Onun Türk dediği kim? Kitabın adı neydi Kaşgarlı Mahmut'un? Gençler söylesin. Başka ismini vermek isteyen var mı? Yok mu hiç? Gözler bile kaçırıyor. Ya neyi sorduydum hocam? Kaşgarlı Mahmut'un kitabının adı ne? Divanı? Lügat-ı Türk, güzel bir telaffuz. Lügat-ı Türk dedi. Anlamı ne? Nedir divan Lügat-ı Türk? Türk dilinin divanı. Türk dilinin divanı değildir. Kızımız divanı Lügat-ı Türk dedi. Lügat kelimesi elifsiz yazılır. Elifli yazıldığı zaman çoğul olur. Hani Arapçada cem dediğimiz. Lügat-ı Türk. Yani Türk dilinin değil. Lügat kelimesinin söz manası var, sözlük manası var, dil manası var, diyalekt manası var, lehçe manası var. Türk diyaleklerinin, Türk lehçelerinin divanıdır. Kitap bu. Bakın, sizin yaşınızı da geçtikten sonra asistanken Divan Lügat-ı Türk'ü araştırmacı olarak kullanıyoruz. Diyor ki, biliyorsunuz sözlük, atasözleri vermiş, haritayı çizmiş, lehçeler hakkında bilgiler veriyor. Bazı kelimeler mesela diyor ki Türklerin başak dediğine B şın kaf, Arapça söyleyeyim. Tabi işte el ele Arapça yazıyor. B şın kaf, başak dediğine Oğuzlar mim getirir, başmak derler diyor. Aynen senin gözlerin açıldığı gibi açıldım. Eyvah dedim, biz Türk değilmişiz. Çünkü öyle diyor. Türklerin başak dediğine Oğuzlar mim getirir, başmak der. Türklerin filan dediğine Oğuzlar bilmem der. Türklerin 250 küsür tane, 200'ün üzerinde kelime var böyle. Türkler böyle der, Oğuz da gitti. Sonra baktım, Türklerin mesela yugdu dediğine şey işte deve tüyorsun. Kıpçaklar ye'yi cim yaparlar diyor. Yani ye'yi c yaparlar. Bugün Kırgızlar yol yerine col, yıl yerine cıl, yaş yerine caş diyor ya. O gelsin aklınıza. Kıpçaklar diyor ye'yi kelime başında c yapar. Eyvah dedim. Kıpçaklar da Türk değil. Kalmadı yani, Türk kalmadı. Türkler şöyledir, Uygurlar böyledir. Türkler hepsi gitti derken tabii rahat bir nefes alınca anlıyorsunuz. Kitabın adına dönüyorsunuz. Kitabın adı Türk Lehçelerinin Divanı. Yani genel anlamda Türk, özel anlamda Türk dediği kendisi, o zamanki devlet Karahanlı Devleti'nin dili, ta Göktürk Kanunu'ndan beri adı Türk çünkü bunların, Türk diyor. Ama genel anlamda hepimizi de içine koymuş. Yani Oğuz, Kıpçak, Kırgız, Argu, Tatar, Bulgar hepsini anlatıyor. Deyince rahatladım. İki şeyi kastediyor. Hatta bugün bir de üç şeyi kasteder. Türk ne demek? Aranızda Rumelili olan var mı? Balkanlardan. Göçmüş gelmiş. Tanıdıklarınız vardır. Balkanlara gidersiniz. Orada Müslüman için derler. Yani şöyle diyelim ki Balkanlarda bizim köyümüz Türk köyü, hocamın köyü, Arnavut köyü ya da Boşnak köyü fark etmez. Bazen bir arada yaşıyorsunuz. Hiç fark etmez. Hepsi Müslüman olmuş olanlar. Hepsi Türk diyor kendisine. Yani biri sorduğu zaman Türk'üm diyor. Hatta çok gerçek şey var. Mesela keşke örneği hatırlasam. Boşnakça yazılmış metine. Metin Boşnakça. Slav dili yani.
Orada anlatılıyor İlmihal kitabı. İşte tabi Boşnakça anlatılıyor, soru soruyorlar. Boşnakça soruyor, sen nesin? O da cevap veriyor. Ben Türk'üm. Cümle bu. Yani hani biz Müslümanım diyoruz ya, sorulduğu zaman. Ne zaman Boşnakça olarak diyor ki, ne zamandan beri diyor. Ben Boşnakça biliyorum. O da Boşnakça cevap veriyor. Galibeladan beri. Galibeladan beri diyor. Yani Türk bir millet adıdır. Ama onun dışında özellikle Balkanlarda, yani Balkanlar demek Osmanlı Devleti demek. Yani Osmanlı'nın nüfuz ettiği, her şeyiyle ihya ettiği coğrafya biliyorsunuz. Müslüman anlamına da gelir. Hocam Petron'un çevirdiği Kur'an tercümesinin ismi Muhammed'in getirdiği Türk kanunu. Çok örnekler var. Yani oralar, o coğrafyalara inşallah gidin, bir sürü imkanlar var. Göreceksiniz, çalışacaksınız, orada göreceksiniz. Hatta ben geçen bir programda şeyi gördüm, bir belgeselde Hollanda'da Müslüman olmuş bir Hollandalı kadının programı yapılırken, İngilizce ama Türkçe okuyor, seslendirilmiş, sormuşlar kendisine şeyi, nasıl Müslüman olduğunu annesine, babasına ve kardeşlerine söylemesi gerekiyor, nasıl oldu karşıladılar diyor. İşte annem diyor ateist, babam dini Hristiyanlığı bilmeyen bir Hristiyan, kardeşlerimi bilmiyorum diyor, ben de aradım taradım işte içime doğdu Müslüman oldum diyor. Nasıl karşıladılar diyor? Türk mü oldun demişler. Yani bu çok önemli bir kavram. Neyse, geçtik. Türkçe nedir, imtihan yaparak bitireyim mi hocam? Şimdi Türkçe kelimeler sorayım. Hocam dedi ki, sizi müdafaa ediyor, imtihan. Ama dedi işte daha bir yere geldiler, ikiye üçe biz yeni başlıyoruz. Değil yani, ortaokul lise bilgisi. Türkçe kelimeler soracağım, bana cevap vereceksiniz. Ama böyle çok iyi İngilizcesi ya da Fransızcası ya da Arapçası vesaire olanlar cevap vermesin. Çünkü onlar her şeyi biliyor. Benim gibi Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunu, Türkçeden gayri dil bilmeyen arkadaşlarımız cevap versin. Gözlük kelimesi necedir? Türkçe midir? Yabancı mıdır? Çok basit ya. Göz var, gözlük var diyeceksiniz. Göz. Türkçedir tabii. Hocam çok zor sormadım. Bu başka bir şey. Yeni başladılar ya çevrimiçilerden çıkarak. Alışarak da görecekler ki çok rahat akıllarındakini söylerler. Yanlış bile olsa hiçbir şey olmuyor. Kaldı ki yanlış olmaz. Belki karşıdaki yanlış biliyordur. Bilgili. Ya da bilmek fiili Türkçe midir, yabancı mıdır? Efendim? Bak bunlar zayıf geliyor ya, birazdan kuvvetleri gelecek hocam. Şunu ben okumayayım. Türk Dil Kurumu Başkanı şunu okudu demeyin. Bu kelime Türkçe midir, yabancı mıdır? Enough diyorum size. Demiyorum tabii, enough değil mi? Enough. Türkçe midir, yabancı mıdır? Niye yabancıdır? Çünkü yabancıdır. Yani zaten okuyamadım. Şuradan birini çağırıyoruz, benim gibi dil bilmeyene, anlamıyor. Bunun Türkçesi nedir? Yeter, kafi. Çok güzel. Tam kurguladığım gibi diyoruz. Gözlüğün Türkçesi nedir? Gözlük. İnaf'ın Türkçesi nedir? İnaf diyeniniz yok. Tamam. Sevgi Türkçe midir? Türkçedir. Kitap kelimesi necedir? Türkçe midir? İşte burada bitti hocam. Sayın rektör yardımcılarım, ya ben anlatamadım, atın üzerinde bütün Avrasya'yı boşuna dolaştırdım sizi, ya da gençler etimolojik olarak anlatıyor hocam. Dur hocam, talebeleri korumayalım. Avukatlık müessesesi başka bir şey. Gençler, kitap kelimesi, isminiz neydi? Nehir. İnaf'ın Türkçesi nedir? Yeterim, yeter. Yeter. Kitabın Türkçesi nedir? Kitaba yabancı dediniz. Türkçesi nedir? Şöyle düşündüm aslında, açıklayabilir miyim? Etimolojik olarak da hani Osmanlı Türkçesinde kitap, kütüp anlamından geliyordu, ben o şekilde düşünüyorum. Ketebe, evet. Yazdı, kütüp, kitabın çoğulu, kitap, katip, yektübü, üktüp, evet, oradan geldiğini bildiğim için öyle söyledim diyorsun. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söyledin. Yani ketebe yazdı,
Üktub yaz. Yektubu yazıyor. Ben onları sormadım. Kitap nece dedim. Yabancı dediniz. Kitabın Türkçesi ne dedim. Cesaretli olanlar diyor ki kitap. Değil mi? Kitabın Türkçesi ne? Şu nedir? Keşke hocam bir kitabı olan yok mu ya? Bir Allah razı olsun, yanında bir kitap olan yok mu? Kaldırın yukarı. Kaldır. Çabuk. Ha, bu nedir? Ey Türk milleti. İşitin. Bu nedir? Kitap. Bu kitap Türkçedir. Ben boşuna mı dedim? Türkçe Türklerin konuştuğu dildir. Türk kimdir? Türk bir aşiret adı değildir. Bir millet adıdır. Bütün coğrafyadan beslenmiştir. Bütün coğrafyayı beslemiştir. Neymiş nehir? Türk neceymiş? Türkçe. Ha. Ama hocam dedi güzel, kökeni etnik yapısı Arapça olan Türkçe bir kelimedir. Zaten şu bakın Türkçe sözlük olsun elimde getirmemişim. Türkçe sözlükte gözlük var. Niye var? Çünkü Türkçe. Sözlük Türkçe sözlük. Bilmek fiili var. Niye? Çünkü bilmek fiili Türkçe. Türkçe sözlük. Kitap kelimesi var mı? Var. Niye var? Çünkü kitap Türkçe. Ama etnik kökeni başka. Eğer aramızda etnik köken, göz rengimiz, benim kafatasım biraz şöyle, benim neslimde saçlar belli bir yaştan sonra erkeklerde kalmıyormuş. O yüzden hocamla biraz farklıyım. Yani böyle ayıramayız biz birbirimizin şu genetik yapısı, öbür bilmem neyi ya da etnik yapısına göre bölemezsiniz. Daha doğrusu etnikçilik yaparsanız bölücülük yapar. Neyi bölersiniz? Milleti bölürseniz. Etnik yapı olarak yaşarsınız ya da büyük bir medeniyetin ismine sahip çıkarsınız. Anlatabildim mi Nehir? Anladım, yoksa senin söylediğin doğru ama doğrunun bir parçası kökeni olarak doğru. Evet, televizyon necedir? Yabancı diyen biri çıksın da Türkçesi ne diye sorayım. Anladık değil mi arkadaşlar? Demek ki hocam size gerek kalmadan ben telafi ettim. Sigorta nedir? Bakın bir kardeşiniz var 4 yaşında. Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunu. Türkçeden gayri dil bilmiyor. Çocuğa diyorsunuz ki Arapça var mı? Yok çocukta. Fransızca da yok. İtalyanca da yok. Masadaki kitap ile vazoyu televizyonun yanına koy deyince ne yapacak? Yani yerdeki elma ile bıçağı kovaya mı götürüp koyacak yani? Çocuk anlamayacak mı? Masadaki kitapla vazoyu televizyonun yanına koy dediniz. Çocuk Fransızca bilmiyor. Arapça bilmiyor. İtalyanca bilmiyor. Ama bu dediğinizi yapıyor. Türkçe neymiş arkadaşlar? İlk soruya döndüm. Türkçe, Türklerin konuştuğu dildir. Bu şu demek değildir. Benim bildiğim her kelime Türkçe kabul edelim değildir. O başka bir husustur. Hepimizin bildiği kelime bize mal olmuş. Bütün Avrasya'dan beklenirken fethettiklerimiz dahil. Bunlara hatta şöyle diyeyim. Dil bilimciler diyorlar ki, hocam uzadı. Dil bilimciler diyorlar ki iki türlü alıntı vardır. Her dil başka dilden alır dedim ya hocam. Ya bilgi alıntısıdır ya özenti alıntısıdır. Bilgi alıntısı nedir? Hayatınızda görmemişsiniz. İnmişsiniz Karadeniz sahilinde birileri var. İşte bilmem ne balığı tutuyorlar. Bilmem ne yemeği yapıyorlar. İlk defa görmüşsünüz onu alabilirsiniz. O sizin dilinize o komşunuzun dilinden geçebilir. Ya da orman kavmisiniz. Gittiniz başka bir coğrafyada bir şeyler o. Bilgi alıntısı olur. Ama mesela şu ne? Bilgisayar mı diyorsunuz buna? 52 yıl önce buna Türkler bilgisayar adını koymuşlar. Yani bu da bir bilgi alıntısıdır. Hepiniz kompütür mü diyorsunuz? Kompütür mü? Bütün dünya ne diyor? Öyle de kalabilirdi televizyon gibi. Televizyon kalmış. Yani bilgi alıntısı oldu mu ellenmez değil. İşte ellenmiş. Bilgisayarda tutmuş. Bundan sonra kompütür diyenlerinizin ki özentiye girer. Bu varken. Evet. Ben daha tabii özenti alıntısı bambaşka şey. Ben iki basit terim uydurdum. Aklınızda kalsın. Biri fethetme, biri istilaya uğrama. Bilimsel terim değil alıntılardan. Mesela kafa kelimesi var. Türkçede kafasına vurma çocuğun diyorum. Hocam Öztürkçeci diyor ki kafa deme, Arapçadan girmiş kelime. Herhalde aslında baş, Türkçe baş bildiğimiz en eski metinlerden beri bila istisna her metnimizde, her coğrafyada kullandığımız, hiç unutmadığımız bir kelime. Özbeöz etiyle, kemiğiyle, kökeniyle, her şeyle Türkçe baş.
Diyor ki başla, tamam. Başına vurma dedim. Diyebilirim sizin hatırınız için. Başın Arapçası res. Farsçası ser. Ser. Onları da almışız, kullanmışız, bir yerlerde geçiyor. Kafa da sanırım tam baş değil de böyle arka yerde bir şey, ama siz onu alırken böyle yaparken kafaya vurma dediğiniz kelimeyi almışsınız. Hocamın hatırı için ben onun yerine başına vurma derim. Ama hocam o kadar ısrarlı ki kafaya atalım diyor. Kafaya atalım diyor. O olur mu hocam? Çok ayıp olur. Bir defa ben uzak dururum hocam kafa atacak olursa yani. Bakın niye olmaz? Kafa kelimesi yerine başı kullanırsınız. Ama biz bunu fethetmişiz. Kafa atmak var. Değil mi? Baş atmak olmaz. Kafayı çekmek var. Bilir misiniz kafayı çekmeyi? Kafayı çekmek, başı çekmek olmaz. Olmuyor hocam. Kafadan çatlak yerine baştan çatlak olmuyor. Kafaya almak, kafası kırık. Ben bu kadar dedim. Siz 16 taneye çıkarın. Yani kafa kelimesi fethedilmiştir. Gürer Gülsevi'nin tabiriyle. Yani hatırlarsanız bir dil kurumu başkanımız vardı. Böyle tanımlardı deyin. Onun etnik köküne bakılır mı? Neresine bakarsanız bakın. Bu kelime Türkçedir. Türkçeden atamazsınız. Atmamanız lazım. Bir de istilaya uğramak dediğimiz bir üslup var. Osmanlı aydınları yüzlerce yıl bu üsluptan kendileri de şikayet ettiler. Bugünkü plaza diline de benzetebileceğimiz, aslında konuşulmayan, böyle illa orada daha çok marifet, işte Amerikancasını kullandığımızı gösterebilecek olan şey de. Evet, yani bunun için söyledim, bunu şimdi için söyledim. Yani Türk Dil Kurumu'nun başkanı da olarak konuşuyorum ama sadece kendi görüşümü söylüyorum. Bakın bu Türkçeleşme cereyanları var ya, hepimiz Türk'üz, hepimiz Türkçeciyiz, hepimiz has Türkçeciyiz, hepimiz öz Türkçeciyiz, yani öz dediğim Türkçeciyiz. Fakat iki grup her dönemde olmuş. Şu grup, anlaştık mı, yabancıya karşıyız. 1932'yi kastetmiyorum. 1800'lerden 1700'lerden beri hepimiz öz Türkçeciyiz. Türkçe olsun istiyoruz. Ama Türkçe ne dendiği zaman bu grup, hocam siz de orada kaldınız, etnik kökencilik yapıyorlar. Yani kökeni Türk kökeni olsun, olmayan her kelimeyi atalım. Kitabı atalım, kalemi atalım, aşkı atalım, sevdayı atalım. Neyi atalım hocam? Milleti atalım, öbürünü atalım, öbürünü atalım. Şimdi bu böyle. Bakın, yabancı kelimelere ben karşıyım. Hocam da, biz bu tarafı hocam böyleyiz. Yabancı kelimelere karşıyız. Bu grup da karşı. Hepimiz vatanını, milletini seven insanlarız. Düşmanlık yapılmaz. Hepimizin yaklaşımı, bakış açımız farklı. Dedim ya, biz bir yerinden tutarız. Cumhuriyetin başında da bu olmuş. Bu grup etnik kökeni yabancıysa öz Türkçe yapalım demişler. Buradaki grup, bunlara da milliyetçiler deniyor. Yani bu grup hangi grup hocamların grubu? Milliyetçi grup. Her konuda milliyetçilik, Türkçülük yapan grup. Kelime meselesine gelince, hayır, kitabı atamayız, kökeni Arapça da olsa bizim Türkçemizdir diyen grup var. Yani yabancı değildir, benim bugün fethetmek diye tabir ettiğim gibi bakan bir milliyetçi grup var. Bir de daha enternasyonel, bütün halkların eşitliğine inanan hocam gibi, yani halklar ama dile geldiği zaman da etnik ırkçılık yapan bir grup var diyelim hocam için. Değil mi? Bu 1910'da vardı, 20'de, 32'de, 40'da, 80'de, 92'de, 2022'de hala böyleyiz. Hala böyleyiz. Bir grup, hepimiz yabancıya karşıyız. Şu grup yabancı dendiği zaman kendi kullandığı, anasından atasından öğrendiği kafa atmak, kafası kırık, kafadan çatlak, kafayı çekmekteki kafayı kendisini sayan, bunu asla atamazsınız diyen bir grup. Bu grupta atarım kardeşim, atmalıyız diyen bir grup. Bu kadar. Aslında hani bu ne oluyor biliyor musunuz? Su akar, yolunu bulur. Bu sizin tartışmalarınızda olmuyor. Kendiliğinden oluyor. Sonuçta bugünlere kadar geldik. Osmanlı döneminden beri başlayan, Cumhuriyet'le beraber kurumsallaşan,
bugüne kadar gelen bu grup ne derse desin, bu grup ne derse desin bugüne gelmiştir. Ha Mustafa Kemal burada nerededir? Bunun için müstakil hocam bir gün gençlerimiz ihtiyaç oldu mu yeni sınıflarınız bir daha gelir mi inşallah. İnşallah. Ama gördüğümüz en temeli biliyorsunuz Mustafa Kemal buradakiler gibidir. Yani nedir? Kendinden Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'dir. Yani asıl o zaman çizilendir. Ancak o zaman o meclislerde, kurultaylarda toplanıldığı zaman sadece biz hocamlarla, bu grupla, nehirlerle beraber değiliz. Elifler var, umutlar var, herkes var grubun içinde. Öbür görüşlerde çok tartışılmış. Ve ilk baştakinde o Türkçeleşme, yani hep beraber yabancı unsurlardan arınalım dediğimiz zaman bu grup bayağı da baskın olmuş. Bayağı da baskın olmuş. Mustafa Kemal'in 32 kurultayındaki şeyiyle ifadesi işte en filanla kutlularım vesaire, o bir üslubu vardır ya birkaç yerde geçen, yapın demiş ne kadar yapabiliyorsanız. Sonra kendisi Mustafa Kemal tabii daha farklı bir şahsiyet. Yani her devlet adamı bir değil. Yani siz 20 yıldır daha kuvvetli, güçlü bir liderle yaşıyorsunuz. Yani liderlik yapabiliyor. Oraya doğdunuz. Tarihte her zaman olmuyor. Mustafa Kemal de güçlü liderlerden. Yani bu veya başkaları da olabiliyor. Fikirleri değişebiliyor. Fikir dediğim ilkeleri manasında değil. Yani bakış açıları değişebiliyor. Yapmıştır. Sözlükleri şimdi arada sayfalara koyuyorlar. Osmanlı Türkçesi, karşılıklar kılavuzu filan yapıldı. Ya, yapıldı. İşte filan. Kalem karşılığında ne yapmış bunları söyleyeyim hocam. Sözlük yapılmış. Kalem karşısına yazgaç, kavrı, sızgıç, 6 tane filan kelime yazılmış. 2 tanesini eski metinlerden almışlar. 4 tanesini de biri Çankırı ağzından, biri efendime söyleyeyim Muğla ağzından koymuşlar. Gayet iyi niyetle olduğunu düşünüyorum. Kötü niyet atfedemeyiz. Koymuşlar. Bundan sonra kalem yerine bu kullanılsın. Ne olmuş? Size gelmiş rektör yardımcısı olarak o dönemde metin normal Türkçenizde gelmiş. Siz yazıyorsunuz. Kalem 12 tane kalem alınsın bilmem ne olsun. Sekreter kız alıyor katip. Yazarken önüne koymuşsunuz Türkçeleşme kılavuzunu. Sizinki kavrı yazmış. Öbür tarafta Trabzon'daki vali yazdırırken sızgıç yazmış. Öyle olmuş ki Türkçe dediğini şey kimse anlayamaz olmuş. Yani yazışmalarda Mustafa Kemal o zaman tabiri caizse el freni çekmiş. Böyle birkaç kılavuz da bu iş hallolmaz. Bizim bu dillerden istifadeye mecburuz demiş. İfadeleri var, tutanaklar var. Ondan sonra bir ölçüsü var. Bakın Mustafa Kemal'in bir ölçüsü. Ketebe yektubu, anlıyorsunuz artık demin öğrettim ya, üktub Arap'ındır. Yani şimdi siz yazıyor derken yektubu demiyorsunuz. Ya da yaz derken üktub demiyorsunuz. Değil mi? Yazdı derken ketebe demiyorsunuz. Arap'ındır. Kitap, katip, mektup Türk'ündür diyor. Bu dil bilimin ölçüsü. Kim söylemiş olduğu önemli değil. Ben sadece kurumumuzu kurduran, işte devletimizin kurucusu olduğu için onun adına bunu tanımanız açısından söyledim. Böyle demiştir. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okudunuz mu? Bilirsiniz. Gençliğe hitabesini bilirsiniz. Atatürk'ün ya. Yani ben bugün Atatürk böyle diye yazmadım. 1923-1933 Türk Dil Kurumu, hararetli dönemler, tenkit ettiğiniz Türk Dil Kurumu, tenkit ettiğiniz kurultay 32'de yapılmış. Dahili ve harici betahların olacaktır. Seni bu hazineden mahrum et, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır diye devam eden dili kullanan Atatürk yani. Anlatabildim mi? Neyse. Hocam çok uzattım. Bir şey söyleyeyim. Bunu da gene Nehir, Elif unutmayayım diye Umut ve Baran için söylüyorum.
hala benimle direniyorlar ya, ben hocam öyle her kelimeye Türkçe demem, teşekkür ederim diyoruz değil mi? Kazakistan'a Sovyet döneminde gittim, gençlerimiz doğmadan önce. İşte genç, dil tarihi bitirmişim, az buçuk çalışıyorsunuz, onlar ne der, ta grubu, tav grubu, GİV yaparlar, teşekkür edeceğim, sav, sağ yerine sav demeleri lazım. İşte o zaman şimdiki gibi değil bu işler, her şey elinizde. Olmak yerine bolmak derler, sav bol, sav bolasın filan diyorum. Duvara söylemişim gibi hiçbir tepki almıyorum, sağa sola bakıyorlar. Benim dediğimi anlamıyorlar. Hani teşekkür ederim demiyorum, Türkçe söylüyorum yani, sav bol. Sonra ben baktım bunlar, ben bir şey yapınca rahmet diyorlar. Yani benim teşekkür ederim dediğime hocam siz rahmet diyorsunuz. Şimdi Baran diyor ki hocam ben teşekkür, teşekkür nece? Tabancayı tuttum, teşekkür nece? Hah, Türkçe. Yalnız söylesen ne diyecektin? Arapça teşekkür, şükür, şükran. Müteşekkiri bana bütün müştaklarını sayacaktın, nehirin saydığı gibi değil mi? Arapçadır diye. Teşekkür. Rahmet necedir? O da Türk dilinin kelimesi değil mi artık? Ha, Kazakça'da, Kazak Türkçesidir. Bizde de var rahmet kelimesi. Umut da Kazak olduğu için o da onu reddediyor. Bak kardeşim, Araplar, Arapça dediğin ve hakikaten şükür, müteşekkir, onun müştaklarından olan ve aslen Arapça olarak düzenlenmiş teşekkür kelimesini kullanmazlar. Rahmet kelimesini de kullanmazlar. Araplar şükran derler. Türkçesi teşekkür, Kazak Türkçesi rahmet, Arapçası şükran. Bu kadar. Yani anlatabildim mi? Hakkınızı helal edin. Biraz uzattım gençler. Çok uzatmışım. Hocam yani. Bir şarkı var, kapıldım gidiyorum rüzgarına diye. Hocam yakalamışım yeni üniversitemiz, evet. Saygılı üniversitemiz, bina, şanslı bina. Gençler pırıl pırıl. Efendim? Kapatalım. Yani bir daha her zaman sorarlar hocam bana, her peki. Zaman. Peki gençler çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ama öncelikle tabii hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuşmaydı ve çok ufuk açıcı, çok bilgilendirici bir konuşmaydı. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Ayaklarınıza biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ben bunu çıkarayım mı artık?